Nevşehir valisi Ali Fidan şehirde uyuşturucu tacirlerine adeta gözdağı verdi. Nevşehir genelinde yapılan narkotik operasyonları hakkında bilgiler veren Vali Ali Fidan bu operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı vererek tacirlere adeta gözdağı verdi. Siber suçlarla mücadelede, organize ve kaçakçılıkta, göçmen kaçakçılığı, düzensiz göç ile ilgili mücadelede, asayiş olaylarında ilimizin emniyet ve huzurunu ilgilendiren, diğer her alanda azimle ve kararla çalıştıklarını vurgulayan Fidan şu açıklamalarda bulundu. Güvenlik alanında huzurlu bir kent Nevşehir. Ama bu huzurun devam etmesi, bu imajın devam etmesi anlamında daha da titiz davranmaya, daha da dikkatli davranmaya, daha da gayretli çalışmaya sevk ediyor. Biz emniyetimizle, jandarmamızla, sahadaki bütün arkadaşlarımızla, merkezde çalışanlarla, ilçelerimizde çalışan arkadaşlarımızla, Nevşehir'in bu huzurlu il imajının devamı için, huzurlu bir il olarak devamı için gayretle çalışıyoruz. Bu kadar turisti ağırlıyoruz, bu kadar yerli yabancı, işte bu sene rekor yılı dedik, 4 milyon 826 bine ulaştı. 2024 yılında inşallah 5 milyon rakamını aşmayı hedefliyoruz. Ulaşacağımıza inanıyorum, bu gayretle çalışıyoruz. Ama bu tabii bizim daha gayretli, daha azimli çalışmaya sevk etmesi lazım. Biz de bu yönde çalışıyoruz. Özellikle güvenlik alanında emniyetimiz, jandarmamız, sizler de takip ediyorsunuz, paylaşmaya gayret ediyoruz. Gerek genel güvenlik asayiş anlamında genel güvenlik kontrolleri, gerekse diğer alanlardaki çalışmalar hızla devam ediyor. Özellikle narkotik alanında, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede daha sıkı okul bölgeleri ve üniversite çevreleri, yurt bölgeleri öncelikli olmak üzere her yerde, her alanda yoğun bir gayretin içerisindeyiz. 2023 yılında bu anlamda emniyet ve jandarmamız planlı operasyonlar yaptı. Onun dışında alanda saha çalışmaları yaptı. 2023 yılı genel değerlendirmesine baktığımızda biz 9.9 kilo 771 gram eroin esrar, 5 kilo 810 gram 12 gram metamfetamin, 339 gram kokain, 32 gram eroin, 340 gram bonzai, 94 kilogram skank olmak üzere değişik alanlarda uyuşturucu ele geçirdi arkadaşlar. Bu operasyonlarda çok sayıda insan gözaltına alındı. Bunlardan yıl genelinde 155 kişi tutuklandı, hüküm giydi. Gözaltına adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar var. Velhasıl kastettiğim şu, biz çocuklarımızı zehirleyen, toplumu zehirleyen, çocuklarımız için, toplumumuzun geleceği için zararlı faaliyetler yürüten bu insanlarla mücadelemizi durmadan, duraksamadan devam edeceğiz. Huzurlu Nevşehir imajının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Özellikle bunu öncelikliyoruz. Narkotik alanını, uyuşturucuyla mücadeleci. Tabii bunun dışında diğer siber suçlarla mücadelede, organize ve kaçakçılıkla mücadelede, göçmen kaçakçılığı, düzensiz göçle ilgili mücadelede, asayiş olaylarında ve emniyet ve ilimizin emniyet ve huzurunu ilgilendiren diğer her alanda azimle, gayretle çalışıyoruz.